Şimdi veri tabanı hakkında temel kavramlardan başlayacağız. Veri tabanı, öncelikle veri tabanı nedir? Herhangi bir konuda birbiriyle ilişkili ve düzenli bilgiler topluluğudur. Şimdi buna örnek verecek olursak, veri tabanı bizim tüm bilgilerimizi, verilerimizi saklayabileceğimiz bir ortamdır. Ve bu ortamları yönetebilmemiz için veya güncelleyebilmemiz için veya bilgileri saklayıp düzenleyebilmemiz için, çoğaltabilmemiz için bize ne gerekiyor? Bir sistem gerekiyor. Bu da veri tabanı yönetimi sistemi olarak ismi geçmektedir. Peki bu veri tabanı yönetim sistemlerinde neler var? Onlara bakacak olursak, Microsoft Access'in bir uygulaması var mesela. Microsoft Access, evet, var. Bizim geçen dönem kullandığımız bir uygulamaydı. Gayet basit bir ortamdı. Daha gelişmiş ortamları bulunmakta veri tabanı yönetim sistemleri için. Bunlar nedir? MySQL. Yine Microsoft'un bir ürünü olan Microsoft SQL Server. IBM'in bir ürünü olan DB2. Informix, Progress, PostgreSQL, ki bizim bu dönem göreceğimiz veri tabanı yönetim sistemi ve en gelişmiş olarak bilinen ve yılların deneyimi olarak bilinen de Oracle veri tabanları örnek verilebilmektedir. Şimdi veri tabanlarından bahsediyoruz. Bunların tabii ki de avantajları, dezavantajları bulunmakta ve veri tabanı yönetim sistemlerinde ki her bir kullanıcı için de bir isim atanmakta. Şimdi veri tabanı yönetim sistemlerindeki avantajlardan bahsedecek olursam, eskiyi düşünecek olursak veri tabanı yönetimini nasıl yapabiliyorduk? Defterlerde tutuyorduk veya işte sayfalarda tutuyorduk. Bunları dosyalıyorduk. İşte arşivleyip iş yerinin herhangi bir odasında veya herhangi bir salonunda veya birçok salonunda bunları ne yapıyorduk? Arşivleyerek saklıyorduk. Bir sürü evrak, bir sürü dosya işlemini yapabiliyorduk. Artık veri tabanı yönetim sistemini kullanarak bu karmaşıklığı, bu çokluk görüntüsünü diyelim, çokluğu ne yapıyoruz? Biz artık azaltıyoruz. Nasıl azaltabilirim? Diyelim ki bir kişinin, bir hastaneyi düşünün, eski sistemleri düşünün, yani eskiden sistem olmadığı zamanları düşünün. Bir hastanede bir hastanın kaydı ile ilgili bir sürü dosya vardı ve hepsi de farklı farklı raflarda bulunuyordu. Neden? Hani tarihe göre sıralıyorlarsa tarihe göredir. Veya polikliniğe göre sıralıyorlarsa polikliniğe göredir. Ve hepsi ayrı ayrıdır. Ve ne oluyordu? Bunun için elemanlar oluyordu. Çalışan kişiler oluyordu. Sen o kişiye dosya numaranı veriyordun. Veya işte ismini veriyordun, tarihini veriyordun. Gidiyordu, tarihe göre bakıyordu veya poliklinik sırasına göre bakıyordu. Böyle nasıl diyeyim, raf raf dolaşıyordu o kişi. Ve artık ne yapmış oluyorlar? Yani bir kişiye ait birçok veri çok dağınık bir şekilde ve birbirinden nasıl diyebiliriz? Bağımsız bir şekilde yaşıyordu diyebiliriz. Artık veri tabanı yönetim sistemleri hayatımıza girdiğinde bu sorunları ortadan kaldırabiliyor. Nasıl kaldırabiliyor? Artık sizin verileriniz hem tutarlı bir şekilde tutuluyor, hem güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Verileriniz her şeyden önce bir bütünlük içerisinde tutuluyor. Yine verileriniz birbirinden bağımsız, ancak en azından bir ID ile veya bir işte atıyorum TC kimlik numarasıyla çağrıldığı zaman tüm verilerinizin dökümünü alabiliyorsunuz. Yine veri tekrarını engelleyebiliyorsunuz. En güzeli de bu zaten, veri tekrarını engelleyebilmek. Başka bahsettiğimiz, verileriniz her zaman eş zamanlı bir şekilde çalışıyor veri paylaşımı konusu olduğunda. Mesela atıyorum siz eğer bir radyolojide işlem yaptırıyorsanız, siz röntgeninizi çekerken bir önceki laboratuvarda vermiş olduğunuz kan tahlilinin değerleri aynı anda sisteme işlenebiliyor. En basit örneği de böyle aklınızda kalabilir. Bu da verinin paylaşımı, yani eş zamanlılık hakkında söyleyebileceğimiz bir örnek.
Tabii ki de avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmakta. Nedir bu dezavantajları da? Veri tabanının yani sonuçta bir arayüz, sonuçta bir IDE veya sonuçta bir program ve bu programın bakıma ihtiyacı var. Nedir? İşte yedeğini almak zorundasın veya işte kurulumunu bakımını yapmak zorundasın. Yeni bir güncelleme geldiyse bunları kontrol etmek zorundasın veri tabanı yönetim sistemi hakkında. Bunlar dezavantaj gibi gözükse de bir nevi hani belki haftada bir olabilecek veya ayda bir olabilecek şeyler ama nedir? Bu dezavantaj görünen şeyler aslında bizim elimiz ayağımızdır. Eğer ki sen güncellemeni yapmazsan diğer sistemlerdeki bilgilerde herhangi bir çakışma veya herhangi bir uyuşmazlık olacak ve eş zamanlılık kavramı ve güvenlik kavramı artık ne yapmış olacak? Çökmüş olacak. O yüzden hani bu elimiz ayağımız olacak dediğimiz şeyler kurulum, bakım, işte yedekleme gibi dezavantaj görünen şeyler her zaman yapmamız gereken şeyler. Veri tabanı yönetim sistemlerinin aktörleri diye bir başlığımız var. Nedir? Evet, bir veri tabanı yönetim sisteminiz var. En basitinden düşünün. Bir hastaneye gittiğinizde, hasta kayıt yaptırdığınızda ne yapıyorsunuz? Önce bankodaki elemanlar size yardımcı oluyor. Sizin verilerinizi giriyor. Nedir? Bunlar hani uygulamayı kullanan kişilerdir. Sizin verilerinizi girdikten sonra arka planda veri tabanı yönetim sistemindeki o verileri tekrar düzenli bir şekilde akışını sağlayan veya hani güvenliğini sağlayan kişiler de arka tarafta çalışan kişilerdir. Yani sadece evet bir veri tabanı yönetim sistemi var ama bunun da akışını kontrol edebilmesi gereken kişiler bulunmakta. Bunlarda kimler var mesela? Sistem mühendisleri diyebiliriz. Sistem tarafında olan kişiler, serverlar üzerinde kurulu olan veri tabanı yönetim sistemlerinde sistem mühendislerinin dahil olmakta. Veri tabanı yönetim sistemi yöneticisi admin olarak geçiyor. Bir veya birden fazla admin olabilir. İşte şirketin, holdingin veya işte hastanenin, işte herhangi bir kurumun verilerinin büyüklüğüne bakılaraktan bunu kontrol edebilirler. Uygulama geliştiriciler var. Eğer ki veri tabanı yönetim sistemi size aitse veya herhangi bir güncelleme yapabildiğiniz bir ortamsa bununla ilgili uygulama geliştiriciler, yazılımcılarınız bulunmakta. Bir de son kullanıcılar diye tabir ettiğimiz bir kesim var. O da tamamen bu veri tabanı yönetim sistemlerini kullanan kişilerdir. Bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi veri tabanı yönetim sistemlerini karşılaştırmaya bakacak olursak, evet en basitinden görmüştük mesela geçen dönem Access, Microsoft'un bir ürünüydü. Küçük ölçekli uygulamalar için kullanıyorduk demiştik ve tablo başına 2 GB'a kadar veri depolayabiliyordu. Aynı anda 255 bağlantıya izin verebiliyor ve Windows işletim sistemleri dışında kullanılamıyordu. Yani nasıl diyeyim? Evet, biraz kısıtlı bir alan ama küçük ölçekli işletmelerde veya sizin herhangi bir küçük bir uygulamanız varsa bunlar da tercih edilebilir. MySQL var, açık kaynak kodludur. Her türlü işletim sisteminde kullanabiliyorsunuz. Her türlü uygulamada da kullanabiliyorsunuz. Mesela MySQL'i ben C# da kullanabiliyorum. Microsoft'un ürününde de kullanabiliyorum. Ha, yasallık bakımından doğru mudur? Tabii ki de değildir. Eğer bir şirketteyseniz Microsoft ürünü kullanıyorsanız C# için .NET ortamı kullanıyorsanız onunla birlikte tabii ki de bir SQL Server yani MS SQL kavramı girecek hayatınıza. Bu da nedir? Microsoft ürünüdür tamamen ve sadece Windows üzerinde çalışacak. Ve yine evet Access'ten ne farkı var? Access de Microsoft'un bir ürünü ve hani Windows'ta çalışıyor. Çok büyük bir farkı var. Çünkü hem maliyette yüksek bir maliyeti var hem de orta ve büyük ölçekli işletmeler için bunu kullanabiliyorsunuz. Ve tablo başına da 4 TB veri depolama deniliyor. Tabii ki de bunlar sonradan geliştirilmiştir. Veriler de eski olabilir. Gelişmiş özelliklere de sahiptir. Hani bir Access'te yaptığınız basit işlemleri MS SQL'de çok daha rahat ve çok daha gelişmiş bir şekilde yapabiliyorsunuz.
Informix var. Illustra firması tarafından geliştirildi. 2001 yılında IBM tarafından satılanıldı. Ücretli ve güçlü bir veri tabanıdır. Orta ölçekli işletmelerin yükünü kaldırabilecek kapasitedir. Çalışmadım sanırım. IBM DB2'da çalışmıştım bir ara. IBM ürünüdür. Her türlü işletim sisteminde çalışılıyor. Gelişmiş özelliklere sahiptir. PostgreSQL bu dönem göreceğiz. Her türlü işletim sisteminde çalıştırabiliyorsunuz. Ücretsiz, açık kaynak kodlu. Tablo başına 64 terabayt veri toplamaya sahiptir. Çok güçlü işlem yapısı ve gelişmiş özellikleri sahiptir. Oracle var. Oracle yıllardır bilinen bir firma. Çok gelişmiş, çok büyümüş bir firmadır. Bir sürü çözüm ürünleri bulunmaktadır. Dünyanın en güçlü ve en güvenilir veri tabanı olarak bilinmektedir hatta. Her türlü işletim sisteminde çalıştırabiliyorsunuz. Çok yüksek ölçekli uygulamalar için tercih edilebiliyor ve oluşturulabilecek tablo sayısı da sınırsızdır. Maliyeti de oldukça yüksektir. Ne kadar iyi hizmet o kadar money diyebiliyoruz. Evet, şimdi veri tabanından bahsettik. Veri tabanı yönetim sisteminden de bahsettik. Biraz olsun verilerden de bahsettik. Biz bu verileri nasıl, nerede saklayacağım? Bunlara bakacağız. Bu sefer de karşımıza tablo, sütun ve satır kavramları geliyor. Tablo kavramı veri tabanı içerisinde tutulacak verileri taşımak için kullanılıyor. Sizin her bir verinizin ilgili tablolarda bulunması ve bu bulunma zamanı içerisinde de satır ve sütunların hangi alanlarında, hangi kayıtlarında veya hangi satırlarında olduğunu verileriniz bir nevi belirliyor diyebilirim. Diyelim ki öğrenci bilgileriyle ilgili mesela bir tablo oluşturmuştuk geçen dönem. Neydi? Öğrencinin bilgileri vardı, değil mi? Telefonu, adresi, işte doğum tarihi gibi kişisel bilgileri. Bir de öğrencinin notları ile ilgili bilgiler vardı. Ne yapmıştık? Bunu ayırmıştık notlar tablosu diye. Farklı bir alanda, farklı bir sütunda, farklı bir tabloda barınsınlar diye. Mesela öğrencinin dersleriyle ilgili bir tablo vardı. Neydi? Dersle ilgili tüm bilgiler de o tabloda bulunuyordu. Tamamen hani olayları birbirinden ayırabilmeniz için yapılmış bir kavramdır tablo. Ancak tabloların hepsi de birbiriyle haberleşmektedir. Bu olgular içerisinde mesela öğrencinin bilgisini giriyorsun ama notlarına da ulaşabiliyorsun, derslerine de ulaşabiliyorsun, hocalarına da ulaşabiliyorsun. Bunun arasında bir ilişkilendirme vardır. Bunları da ilişkilendirme kavramında bakacağız. Şimdi evet, tablo kavramından bahsettik. Satır ve sütun kavramımız var. Tabloyu kullandığınız arayüzlerde table olarak görürsünüz. Çok rahat bir şekilde, başka bir tabiri yoktur zaten. Satır kavramını kullandığınız arayüzlerde row, record olarak görebilirsiniz. Eğer Türkçe bir arayüz kullanıyorsanız da kayıt olarak da görebilirsiniz. Ve satırlarda bizim nelerimiz vardı? Kayıtlarımız vardı. Şu aşağıda gördüğünüz gibi bir tablo örneğim var. Nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sütunum bulunmakta. Yani 6 tane özelliğim bulunmakta. Nedir bunlar? İşte isimle ilgili, değerlerle ilgili, versiyonlarla ilgili, revizyonlarla ilgili veya kurulum hatalarıyla ilgili alanlar bulunmakta. Tamam. Her bir sütunumda benim alanım bulunmakta, bir özelliğim bulunmakta. Nasıl ki öğrencinin adresi bir özellikse, bu tabloda bir alan olarak gözükmektedir. Nasıl ki öğrencinin bir adı özellikse, bu tabloda bir alan olarak, yani sütun olarak gözükmektedir. Satırlarımızda bu sütunların altında biriken kayıtlarımız diyebiliriz. Peki, karşımızda bir tablo tasarımı bulunmakta. Tabii ki de hani bunların özelliklerini nasıl yapabileceğimiz normalizasyon kuralları deniliyor. Birkaç hafta sonra bu kurallara değineceğiz. Bir tabloyu oluştururken nasıl oluşturabiliriz? Hangi inceliklere bakmamız lazım? Bunlara hep bakacağız.
Ancak şu görselde baktığınızda tablo dediğimde bakın karşınızda neler var? Kitaplar tablosu, yazarlar tablosu, kitaplar tablosu. Bakın önceki kitaplar tablosunda kitap kodu, yazar adı ve kitap adı bulunmakta. Olabilir mi? Ya tabii ki de basit bir veri tabanında olabilir. Ancak bunu daha performanslı bir şekilde kullanmak istiyorsam ben bu veri tabanını, bu tabloyu veya bu verileri ne yapmam lazım? Küçültmem lazım tabloları. Nasıl ki hani öğrenci bilgi sisteminde evet öğrenci bilgilerini tek bir tabloya girdim, aynı tabloya notlarını girdim, aynı tabloya ders bilgilerini girdim ama sonrasında ben bunları ayırdım. Yine aynı şekilde bu ayırma işlemini yapacağız. Bu işlemi de zaten normalizasyon işlemi diyeceğiz. Peki ben bunu nasıl ayırdım? Bakın burada mesela Orhan Pamuk'la ilgili iki tane kitap bulunmakta. Mine Urgan'la ilgili iki tane kitap bulunmakta. Ne yapmış? Yazarları ayırmış, kitapları da ayırmış. Yazarları almış bir tabloya getirmiş. Bir yazardan bir kez girilecek şekilde hepsini sıralamış. Aynı şekilde kitapları da almış, kitaplar tablosuna yazmış. Kitaplar tablosunda da ne yapmış? Hemen karşısına o yazarların kodlarını yazmış. Ne yapmış? Gelmiş buraya Mine Urgan yazmış, tekrar Mine Urgan yazmış ve aşağılarda düşünün 1000-2000 tane kaydınız varsa hepsini tek tek eliyle Mine Urgan yazmak yerine Mine Urgan'ın burada ID'si nedir? 3. 3'e göre artık mesela o kitabın yazarı Mine Urgan'sa hemen 3 yazacak, şurada da bir 3 yazacak gibi gibi 1000-2000-3000 ve daha fazla kaydınız varsa artık o tabloda yazar kodu 3 olan kişi demek ki kimmiş? Mine Urgan'mış diyeceğiz. Ve hani artık tablolar arasındaki verileri de okumayı öğrenmiş olacağız. Böylelikle. Veri tabanından bahsettik. Veri tabanı yönetimi sisteminden bahsettik. Tablo, satır ve sütunlarından da bahsettik. Veriden bahsettik. Ancak verinin bir inceliği vardı. Nedir? Tipleri, türleri. Bu türler nedir? Senin girdiğin veriler sayısal mı, yoksa karaktersel mi, yoksa tarih mi, yoksa para birimi mi? Bunlara kontrol edeceğiz, bunlara dikkat edeceğiz. Diyelim ki TC kimlik numaramız. Evet, TC kimlik numaramız 11 haneden oluşmakta ama herhangi bir sayısal işlem yapıyor muyum, çarpıyor muyum, bölüyor muyum herhangi bir şeyi? Hayır, bunu sayısal olarak da kullanabilirsin, karaktersel olarak da kullanabilirsin veri türünü. Atıyorum vize notunuz. Ben bunu çarpabilip bölebilir miyim? Bölebilirim. Sayısal bir işlem yapabilir miyim? Yapabilirim. Ama bunu karaktersel olarak kullanabilir miyim? Kullanırım ama bir işime yarar mı? Yaramaz. Bu tamamen hani nedir? Sizin o veri türünü hissetmeniz lazım. O veriyi hissetmeniz lazım. Mesela bir tarih zaman olayı var. Atıyorum doğum tarihi. Nedir? Doğum tarihine hani date ve time girersen, date and time girersen o doğum tarihi artık daha böyle nasıl diyeceğim kendi maskesiyle gelecek. Hani Access'te de göstermiştim ya onların maske türleri vardı. Neydi işte slash'la mı ayıracaksınız günleri, ayları, yılları veya tray'le mi ayıracaksınız veya noktayla mı ayıracaksınız? Bunları belirleyebiliyorsunuz mesela. Diyelim ki personelin maaşı. İşte evet maaşını gireceğim. Money diye bir veri türüm olacak. Bir sürü veri türü bulunmakta. Bunlar sadece birkaçı, 2-3 tanesi. Money diye bir veri türüm olacak mesela. O money veri türünde de ne yapmış olacak? Gelecek, parasını girecek. Ve o money türünde sayısal bir işlem yapabileceksin mesela. Money klasının altında yani money türünün altında ne yapabilirsin? Sayısal bir işlem yapabileceksin. Ama kalkıp da bunun karaktersel olarak çekebilmen için de tür dönüşümünü gerçekleştirmen lazım. Tabii ki de veri türleri olduğu gibi bunların dönüşümleri de olacak. Bunları da tek tek uygulamalarda yeri geldikçe göreceğiz. Bu hafta böyle basitten başladık. Haftaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.